Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı provasına hazır mısın? Çok korkuyorum hocam. Ne yapacağım bilmiyorum. Hiç korkmana gerek yok. Türkçe zaten bizim bildiğimiz iyi bir ders ve aynı zamanda hem LGS'de hem de okul sınavlarında en başta gelen, her zaman için sorulan bir ders. Biz bu konuyla alakalı ilk başta sana bir bilmemiz gerekenler yapacağız. Yani konuların üzerinden mi geçeceğiz? Fiil çatısını, cümle türlerini, anlatım bozukluğunu, cümlede parça, anlam, yazım ve noktalama şöyle bir genel anlatacağız. Ardından hemen yazılı provamız başlayacak. Buradaki soruları sen benle beraber çözebilirsin. Fiil çatıları... Hocam sınava çıkar mı bunlar? Bunların hepsi sınavda karşına çıkabilecek konular Tonguç'um. Çünkü biz hem Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına baktık hem de birçok devlet okulundaki kolejik hocayla görüştük. Hocam yazıldı, dil bilgisayar ne sorarsınız? İşte anlatım bozukluğu sorar mısınız? Sözlü özne, cümle yapısı veyahut da yüklemine göre, anlamına göre cümleler sorar mısınız dedik. Onlar da soruların hepsini aynen veremeyiz ama size şu konulardan soracağımızı söyleyebiliriz dediler. Bizler de sana sınav hazırladık. Zaten sen bu konuları LGS'ye hazırlandığın için çok sıkı bir şekilde biliyorsun. Bunları çok önceden bir sıkı çalışıyorum hocam. Harikasın, sınavına az bir süre kaldı. Bir ay sonra oh çıkıyor, kurtulacaksın her şeyden. Ama temelinde sen bunlarla alakalı her ne kadar test sorusu çözsen de birazcık da yazılı sorusu bakımından da kendini prova etmen lazım. Zaten yazıldan da en yüksek notu alacağına eminim Tonguç'um. Şimdi bilmemiz gerekenler kısmında fiil çatısında nesnesine göre ve öznesine göre fiil çatılarını hatırlamamız lazım. Neydi? Nesnesine göre fiil çatısında geçişli ve geçişsize bakıyorduk. Eğer bir sözcüğün yanına onu sözcüğü getirebiliyorsa, bir fiilin yanına, o geçişli fiildi. Onu sözcüğü getiremiyorsa geçişsiz fiildi. Mesela Tonguç mutluydu cümlesinde mutluydu sözcüğü fiil olmadığı için, mutluydu sözcüğü isim olduğu için bu cümlede fiil çatısı aranmıyordu. Dolayısıyla bu bir isim cümlesiydi. Ama Tonguç geliyor dediğimizde geliyor, onu geliyor diyemediğimiz için geçişsiz bir fiil oluyordu. Ama Tonguç okuyor desek onu okuyor diyebileceğimiz için geçişli bir fiil oluyordu. Etken ve dilgende ise özne işi kendisi yapıyorsa etken fiildi. Eğer iş başkası tarafından yapılıyorsa edilgen fiildi. Tonguç geliyor, kendisi geliyor. O zaman burada... Onu geliyor diyemeyiz. O geçişli geçişsizde kullanıyoruz. Etken edilgende Tonguç'un kendisi veya başkası tarafından kullanıyor. Zaten birazdan bunlarla alakalı soruları da çözeceğiz. Hemen bir an önce yazılı provasına geçmek için bu kısmı olabildiğince hızlı anlatmaya çalışıyorum Tonguç'um. Şimdi bir de özne eksikliğine göre, nesne eksikliğine göre, yüklem eksikliğine göre anlatım bozuklukları var. Buraya geleceğiz ama şu kolay konudan devam edelim. Yüklemin türüne, yerine, anlamına ve yapısına göre cümle türlerine baktığımızda yüklemin türüne göre de eğer diyelim ki Ali geliyor ve Tonguç mutlu cümlelerini yazalım. Yüklemin türüne göre eğer yüklem fiilse geliyor sözcüğünde olduğu gibi biz buna fiil cümlesi diyorduk. Yüklem isimse isim cümlesi diyorduk. Yüklem eğer cümlenin sonundaysa kurallı cümle diyorduk. Cümlenin sonunda değil de herhangi başka bir yerinde, başında ya da ortasındaysa devrik cümle diyorduk. Eğer yüklem yoksa, yani cümle tamamlanmamış bir cümle ise, bitmemiş ifade durumundaysa bu sefer de eksiltili cümle diyorduk Tonguç'um. Anlamına göre cümlede ise şuna dikkat etmemiz lazım. Cümlenin direkt olarak anlamına bakıyorduk. Mesela Tonguç ders çalışıyor dediğimizde bu olumlu bir cümle. Veyahut da Tonguç çukura düştü dediğimizde bu da olumlu bir cümle. Çünkü çukura düşme eylemini gerçekleştirmiş. Ama Tonguç ders çalışmıyor değil. Ders çalışmıyor değil, yani ders çalışıyor. Bu da olumlu cümle. Fakat çalışmıyor ve değil dediği için, yani içerisinde mame olumsuzluk eki veyahut da değil edatı veyahut da yok sözcüğü varsa bu cümleler biçimce olumsuz oluyordu. Ama anlamca olumsuz olup olmadığına anlamına bakarak karar veriyorduk. Tonguç evladım benim. Yapısına göre cümleler ise zaten el lokumuydu. Eğer sadece bir tane yüklem varsa, yani herhangi bir fiilimsi yoksa biz buna tek yüklem cümle diyorduk. Eğer yüklem var ve bir de cümlenin içerisinde fiilimsi kullanıldıysa fiilimsi bulunan cümle diyorduk. Eğer birden fazla yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle diyorduk. Ve eğer bağlaç varsa bağlacı olan cümle şeklinde kullanıyorduk. Yalnız şuna dikkat et Tonguç'um. Bağlacı olan cümlede sadece bağlaç olması yeterli değil. Aynı zamanda birden fazla yüklem de olması lazım. Özne eksikliğine, nesne eksikliğine, yani anlatım bozukluğuna baktığımızda mantığımız şu. Hatta burada ben şu kapağı kullanmak istiyorum. Şimdi birincisi, cümlenin içerisinde eğer bir virgül varsa, eğer bir bağlaç varsa, eğer bir fiilimsi varsa mutlaka aha diyeceksin. Neden aha diyorduk? Çünkü aha. Evet, cümleyi yapısal olarak bağlarken, buna biz yapısal bozukluklar da diyoruz. Anlatım bozukluğunda iki salla bir bağla yöntemini kullanabiliyorduk. Mesela diyelim ki seni çok seviyorum Tonguç'um. Çok kaliteli bir insansın. Ve güveniyorum. Tamam. Burada bir anlatım bozukluğu var mı Tonguç'um? Yok hocam, ne yazık ki. Ne yazık ki yok gibi duruyor. Ama aslında var. Niye? Seni çok seviyorum diyebilirsin ama seni çok güveniyorum diyemezsin. Sana çok güveniyorum demen lazım. İşte burada iki salla bir bağla yaptığımızda yer tamlayıcısı eksikliği ortaya çıkmış oldu. Peki sana sınavda her zaman böyle V verir mi? Bazen V vermez de buraya virgül koyar. Veyahut da seni çok sevip güveniyorum der. Seni çok sevip güveniyorum. Ne diyorsun ya? Seni çok sevip diyebilirsin. Yani ben sevilebilirim ama
bana güveniyorum demen lazım dememiz gerekiyor. Bunu da zaten birazdan anlatım bozukluğuyla alakalı soruları çözerken göstereceğiz. Özne eksikliğinde özne eksik olmuş oluyordu. Yani cümlenin öznesini bulamıyorduk. Nesne eksikliğinde onu, seni, siz gibi sözcüklerin eksik olduğunu görüyorduk. Yükleme eksikliğinde cümle tamamen yükleme sahip olmuyordu. Yani iki sağla bir bağla derken bir bakıyorsun ki yüklem olmuyordu. Özne yüklem uyuşmazlığında kişi uyuşmazlığı, şahıs uyuşmazlığı ya da tekillik çoğulluk uyuşmazlığı oluyordu. Onu da şöyle örnekleyeyim mesela. Diyelim ki nasıl örnek verelim? İşte herkes sessizce dersi dinliyorlar diyemiyorsun. Yani herkes öyle larlar eki alamıyordu. Veyahut da herkes sessizce dersi dinliyor, çıt bile çıkarmıyor dediğinde herkes sessizce dersi dinliyor, kimse çıt bile çıkarmıyor demen gerekiyor. Veyahut da ben kendi odama Ali kendi odasına yattı dediğin zaman bir bozukluk yokmuş gibi duruyor. Ama çok dikkatli bakarsan ben kendi odama yattım, Ali kendi odasına yattı demek gerekiyor. Veyahut da ben kendi odama, Ali kendi odasına yattık. Yani ben ve o birlikte özün olduğunda yüklemin biz olması gerekiyor. Şimdi bunlarla alakalı zaten birazdan sorular çözeceğiz ve zaten sen LGS'den dolayı da yazılı haricinde de mutlaka bol bol sorular çözmen lazım. Birazdan bunlarla alakalı önemli bir duyurum olacak sana. Şimdi parça anlama baktığımızda ise ana düşüncenin zaten düşüncelerin annesi olduğunu, parçanın içerisindeki yardımcı düşüncelerden birleşip ana düşünceye ulaştığımızı, yani adam bunu niye yazmış? Bu paragrafta neyi vurgulamak istiyor? Asıl anlatılmak istenen nedir soruların cevabı ana düşünce oluyordu. Sen bir parça okuduğunda burada yazarın bunu yazma sebebi bu. Burada bunu vurgulamak istiyor, bunu anlatmak istiyor dediği zaman ana düşünceyi bulabiliyordun. Konu ise parça bahsedilenler. Yani bu konu, işte bu eserin konusu veya bu paragrafın konusu aşk veya yalnızlık veya arkadaşlık gibi şeyler diyordun. Yardım düşünceler ana düşünceyi destekliyordu. Bir de metin karşılaştırma olabiliyordu. Hatta birazdan bunlarla alakalı soruda çözeceğiz. Parçayı oluştururken ve tamamlarken hem yapısal bağlantılara dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü, neden, bu yüzden gibi ifadelere dikkat etmemiz gerekiyordu. Hem de anlamsal bağlantılara dikkat etmemiz gerekiyordu Tonguç Evladım Bey. Anlatım biçimlerinde açıklama bilgi veriyordu. Öyküleme masallardan, hikayelerden alınmış olay bildiren paragraflardı. Tartışma, sohbet havasında bir konu hakkında kanı, fikir değiştirmeye çalışılıyordu. Betimlemede ise varlıkların iç yüzü ya da dış yüzü okuyucunun gözüne canlandırılacak bir şekilde anlatılıyordu. Tanımlamada nokta nokta nedir sorusunun cevabı veriliyordu düşünce geliştirme yollarında. Örneklemede örnekler, misaller veriliyordu. Karşılaştırmada iki varlık arasındaki farklılıklar ve benzerlikler anlatılıyordu. Bununla alakalı zaten bol bol soru çözdüğün için bu kısmı daha fazla uzatmadan hemen artık sorulara geçmek istiyorum. Şimdi birinci metin ve ikinci metin demişiz. Bu iki metin arasında metinlerde sözü edilen hayvanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. İkisi de hayvandır. Çok güzel. O zaman bakalım öyle bir seçenek var mı? İkisi de öyle bir seçenek yok. O zaman dikkatli bir şekilde okuyalım. Ana vatanı Avustralya olan kangurunun en önemli özelliği bir yerden bir yere gitmeyi yürüyerek değil de zıplayarak gerçekleştirmesidir. Diğer belirgin özelliği ise ön kısımlarına büyük bir kese bulunmasıdır. Bu yüzden keseli hayvan olarak adlandırılır. Tamam, kanguru hakkında bilgiler edindik. Tavşan uzun kulaklı, tüylü, küçük kuyruklu bir hayvandır. Yaklaşık 50 türü bulunmaktadır. Kulakları iyi duyduğu için her türlü sese tepki verir. Daha çok zıplayarak hareket eder. Şimdi ortak özelliğini soruyor. Aynı ülkede yaşamaları değil. Bu Avustralya'da ama bunun ülkesini vermedi. Önlerinde kese bulunması, bunda keseli hayvan dedik ama bunda yoktu. Zıplayarak hareket etmeleri, zıplayarak ve zıplayarak ikisinde de var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan diyebiliriz. İyi duyma yetisine sahip olmaları, iyi duyma yetisi burada uzun kulaklı olduğu için bunda olabilir ama burada öyle bir bilgi vermedi. Düşünce gelişme yollarına baktığımızda ise bu sefer şöyle diyoruz. Burada ikisine de açıklayıcı bir anlatım var, bir bilgi verilmiş ama şimdi burada tırnak var, tanık gösterme diyemeyiz buna. Aa bak, burada bir tanım cümlesi var. Tavşan nedir? Tavşan uzun kulaklı, tüylü, küçük kuyruklu bir hayvandır. Dolayısıyla tanımlama düşünce gelişme yolundan faydalanmış. Örnek verilmiş mi? Hayır. Sayısal veriler var mı? Hayır. Karşılaştırma var mı? Hayır. Benzetme var mı? Hayır. Tanık gösterme burada bizi fake yapmış ama bu da yok. O zaman biz burada tanımlama düşünce gelişme yolu faydalanmış diyebiliriz. Ama her iki paragrafta da okuyucuya bilgi verilmeye çalıştığı için açıklama var diyebiliriz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden dil bilgisine geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin çatısını nesnesine ve öznesine göre yazınız. Herkesi iyi tanıyordu. Hocam sınavda böyle mi çıkar? Sınavda buna benzer bir paragraf verip paragraftan da sorabilir ya da böyle cümleleri sıralayıp da sorabilir. Ama sınavda sadece nesnesine göre veya sadece öznesine göre de sorarsa diye biz her ikisini birden sana sorduk ki bol soruyla karşılaş. Şimdi herkesi iyi tanıyordu. Şimdi nesnesine göre de anahtar kelimemiz neydi? Onu sözcüğüydü. Onu alabiliyorsa geçişli oluyordu.
onu alamıyorsa Tonguç'um geçsiz oluyordu. Şimdi herkesi iyi tanıyordu. Onu tanıyordu diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman burası nesnesine göre geçişli bir fiil. Toplandı tüm resimler. Onu toplandı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu geçişsiz. Sadece nesnesine göre gidiyorum. O hiç sevilmez. Onu sevilmez diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman yine geçişsiz bir fiil. Devam ediyorum. Çok tatlı, her şey gülüyor. Onu gülüyor diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu da yine geçişsiz bir fiil. Tonguç Ali adım biri. Şimdi gelelim öznesine göre. Öznesine göre de anahtar kelimemiz kendisiz sözcüğüdü. Eğer bir işi kendisi yapıyorsa etkendi. İş başkası tarafından yapılıyorsa edilgendi. Herkesi iyi tanıyordu. Kendisi iyi tanıyordu. O zaman biz buna etken çatılı bir fiil diyebiliriz öznesine göre. Tüm resimler toplandı. Kendisi toplandı değil. Resimler başkası tarafından toplandı. Dolayısıyla burada etken değil, edilgen çatılı bir fiil var. Zaten bak, topladı deseydi etken olurdu. Ama toplandı dediği için etkenken edilgen olmuş oluyor. O hiç sevilmez. Kendisi mi sevilmez, başkası tarafından mı? Yine başkası tarafından olduğu için burada fiilimizin çatısı edilgen olmuş oluyor. Bak, sevmez etken, sevilmez ln eki olunca edilgen çatılı fiil oluyor. Çok tatlı, her şeye gülüyor. O zaman burada da kendisi gülüyor. Yine etken çatılı bir fiil diyebiliriz. Gelelim başka bir soruya. Aşağıdaki fiillerden hangileri geçişli olduğu halde nesne anlamıştır diyor. Bak, birazcık çetrefilli sormuş bu sefer. Geçişli olduğu halde nesne anlamıştır ne demek? Yani onu sözcüğü alabiliyor, geçişli, ama cümlenin içerisinde nesne olmayacak. Mesela şu bir önceki sayfaya baktığımızda herkesi iyi tanıyor dedik ya. Bak, o tanıyor, herkesi nesne ve cümlenin içerisinde var ve geçişli. Fakat biz şimdi cümlenin içinde nesne olmayan, yani gizli nesne olan cümleler bulmaya çalışacağız. Seni burada tüm gün bekledik biz. Yüklemimiz, fiilimiz bekledik. Onu bekledik diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu fiil geçişli. Tamam. Geçişli olduğu halde nesne almamıştır diyor. Peki nesnesi var mı? Kim bekledik biz? Seni bekledik. Aa, burada nesne var. O zaman bu olamaz. Niye? Geçişli ama nesnesi var. Halbuki biz geçişli olduğu halde nesnesi olmayanı bulmaya çalışacağız. Takımın en iyisini burada karşıladık. Karşıladık. Biz karşıladık. Tamam. Kim? Biz karşıladık. Neyi? Takımın en iyisini. Bak, kimi? Yine burada da yine nesnemiz var. O zaman bu da geçişli ama nesnesi var. Bize geçişli olduğu halde nesnesi olmayanı soruyor. Sabahlara kadar yorulmadan çözüyor. Çözüyor. Kim o çözüyor? Neyi çözüyor? Aa bak, yazmıyor. O zaman buraya tik işareti koyabiliriz. Bak, onu çözüyor diyebiliyoruz. Fiilimiz geçişli ama cümlenin içerisinde nesne yok. Yani gizli nesne var. Sabahlara kadar problemlerimi çözüyor, sorularımı çözüyor, testlerimi çözüyor. Yani bir şey, denemelerimi çözüyor, bir şeyleri çözüyor ama belli değil, gizli nesne. İstedi dün akşam sen arayınca. Sen arayınca dün akşam istedi. Kim istedi? O istedi. Tamam. Onu istedi diyebiliyoruz, geçişli. Ama o neyi istedi, kimi istedi belli değil. Burada da yine gizli bir nesne var. Geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış. O tüm gün uyumuştu. Onu uyumuştu diyemiyoruz ki zaten. O zaman bu baştan, kafadan geçişsiz bir fiil. Dolayısıyla geçişsiz olduğu için biz buna hiçbir şekilde şey diyemeyiz. Nedir onun adı? Geçişli olduğu halde nesne almışsa diyemeyiz. O zaman burada sadece üçüncü ve dördüncü cümlemiz geçişli olduğu halde nesne almamış. Şimdi hangisinde sözde, hangisinde gerçek özden vardır diyor. Burada esasında sözde ve gerçek özden kastı şu. Eğer özne işi kendisi yapıyorsa Tonguç evladım benim, gerçek özden vardır. Eğer iş yüklem tarafından veya fiil tarafından başkası tarafından yapılıyorsa, başkası tarafından yapılıyorsa sözlü özne vardır. Bak şimdi, futbol birçok ülkede çok sevilir. Sevilir burada fiilimiz. Hocamız soruları tek tek çözdü. Çözdü burada fiilimiz. Bu şarkı yıllarca seslendirilmiş. Seslendirilmiş burada fiilimiz. Sen dün niye gelmedin? Bunlar hep bizim fiilimiz. Tamam. Şimdi sevilir. Kendisi mi sevilir futbol? Başkası tarafından mı sevilir? Başkası tarafından sevilir. O zaman burada futbol başkası tarafından sevildiği için sözlü özne. Sözlü özne. Harikasın. Niye? Çünkü burada edilgen çatılı bir fiil var. Edilgen çatılı fiille bak. Sever değil, sevilir. Edilgen çatılı fiillerde sözlü özne vardır Tonguç'um. Hocamız soruları tek tek çözdü. Çözdü, kim çözdü? Hocamız çözdü. Hocamız kendisi mi çözdü? Evet, kendisi çözdü. O zaman etken çatılı fiil ve gerçek özne var. Hocamız kendisi çözdü, gerçek özne. Bu şarkı yıllarca seslendirilmiş. Seslendirilmiş, tamam. Seslendirilmiş başka tarafından yapıldığı için edilgen çatılı bir fiil, tamam. Peki ne seslendirilmiş bu şarkı? Bu şarkı özlemiz ama bu şarkı kendisi seslendirmemiş. Bu şarkı başkası tarafından seslendirilmiş. O yüzden buraya da Tonguç evladım benim sözde özne diyoruz. Buna benzer bir soru sınavda çıkar, dikkatli ol. Sen dün niye gelmedin? Gelmedin fiilimiz. Gelmedin, sen kendin gelmedin. Dolayısıyla etken bir fiil. Sen de burada özlemiz ve tabii ki de gerçek özlemiz. Yani bildiğin özne özne. Gerçek özne. Ama gizli özne de mesela gerçek öznedir.
Ama burada eğer edilgen çatılı bir fiil varsa o zaman biz diyoruz ki burada artık sözde özne vardır diyoruz. Gelelim başka bir soruya. Aşağıdaki atasözlerin cümle yapısını belirttiniz. Hayda. Şimdi. Hayda. Eğer tek bir yüklem varsa. Ne işin var çayda? Çayda. Çay içmemiz lazım Tonguç'um. Eğer bir yüklem artı fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümleydi. Eğer iki tane yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümleydi. Eğer bağlaç var ve birden fazla yüklem varsa da bağlaç olan cümleydi. Sakla samanı gelir zamanı. Sakla zamanı aç kalmazsın. Güzel bir şey. Aç kalmazsın yani. Orada samandan kastımız senin için yiyecek olabilir. Bizim için de birikimlerimiz olabilir. Önemli değil. Sakla samanı gelir zamanı. Samanı sakla. Samanı sakla. Bu birinci yüklem. Zamanı gelir bu ikinci yüklem. Aa, o zaman burada birden fazla yüklem. Birden fazla yüklem cümle diyebiliriz. O zaman yazıyorum. Sakla samanı gelir zamanı. Ne diyorsun evladım? Ters okuyorum hocam. Aa, değişik bir vurgu yaptım. Birden fazla yüklemi olan cümle diyebiliriz. Geldik buraya. Damlaya damlaya göl olur. Burada göl olur, olur yüklemimiz ama burada yüklemden başka bir de damlaya damlaya diye bir zarf fiilimiz var. O yüzden fiilimsi bulunan cümle diyebiliriz. Sonuç şey adım benim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Burada da ateş olmayan diye bir sıfat fiilimiz. Ateşini yolla bana. Ne diyorsun oğlum? Allah'ım yarabbim ya. Fiilimsi bulunan cümle diyebiliriz. Niye? Tek yüklem var. Çünkü burada bak şimdi. Göl olur, gel olur bir yüklem, duman çıkmaz bir yüklem ama birden fazla yüklem olmadığı için sadece fiilimsi bulunduğu için fiilimsi bulunan cümle dedik. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Şimdi muhtaçtır birinci yüklemimiz olmuş evladım benim ama komşu komşunun külüne ki sözcüklerin arasında bir fiilimsi var mı yok. O zaman biz buna tek yüklemli cümle diyoruz. Yani eski adıyla basit cümle diyoruz. Tek yüklemli cümle. Fiilimsi olsaydı fiilimsi bulunan cümle derdik. Gelelim şimdi yüklemine göre, anlamına göre ve yüklemin yerine göre cümlelere. Akşamları kitapçıya uğramanız gerekiyor. Şimdi yüklemine göre cümlelerde ya yüklem sonda oluyordu kurallı cümle diyorduk ya da yüklem ortada ya da başta oluyordu devrik cümle diyorduk. Önce hepsini yüklemine göre bir yapalım. Pardon özür dilerim. Yüklemine göre de ya yüklem fiil oluyordu. Şöyle fiil yapalım burayı. Şuraya da isim yapalım. Yüklem fiil oluyordu. Fiil cümlesi diyorduk. Ya da isim oluyordu isim cümlesi diyorduk yüklemine göre de. Yüklemin yerine göre de kuralları devreye bakıyorduk. Orada ben hızlı konuştuğum için ister istemez hata yaptım. Şöyle yapalım. Tam bir rapçi gibisiniz hocam. Aynen bazen böyle hata yapabiliyorum. Neyse şimdi yüklemine göre de isim cümlesi mi fiil cümlesi buna bakacağız. Önce yüklem bulmamız lazım tabii ki. Akşamları kitapçıya uğramanız gerekiyor. Gerekiyor bir fiil o yüzden bu bir fiil cümlesi. Buraya fiil cümlesi de yazıyorum. İlerledi sakin adımlarla. İlerledi burada yüklemimiz. Burada da ilerlemek sözcü bir fiil olduğu için yine fiil cümlesi diyorum Tonguç evladım. Burada yok yokmuş. Yokmuş burada yüklem. Dolayısıyla burada yok yok sözcü bir fiil olmadığı için bu bir isim cümlesi. Ne beni dinliyor ne babasını takıyor. Dinliyor ve takıyor kelimeleri birer fiil olduğu için fiil cümlesi. Gelmez miyim hiç? Gelmez miyim? Hiç gelmez miyim diyor. Burada gelmez sözcü de bir fiil olduğu için fiil cümlesi. Buraya kadar her şey son derece kolaydı. Şimdi anlamına göre de ise dikkat olmamız lazım. Sadece anlamına bakacağız. Anlamı olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz diyeceğiz. Akşamları kitapçıya uğramanız gerekiyor. Gerekiyor dediği için olumlu cümle diyebiliriz. Sakin adımlarla ilerledi de yine ilerleme eylemini gerçekleştirdiği için olumlu cümle diyebiliriz. Burada yok yokmuş. Şimdi bak yok diyor. O zaman bu olumsuz gibi duruyor. Ama bu normalde toplamına baktığın zaman anlamı olumlu. Niye? Burada yok yokmuş. Yani her şey varmış demek istiyor. Dolayısıyla bu cümle Tonguç'um biçimce olumsuz dursa bile anlamca olumlu cümle diyebiliriz. Yani toplamda bu cümleye biz olumlu cümle dememiz gerekiyor. Ne beni dinliyor ne babasını takıyor. Bu cümle olumsuz bir cümle. Çünkü babasını da dinlemiyor, beni de takmıyor. Olumsuz cümle. Fakat biçimine baktığımız zaman cümlenin içerisinde değil edatı veyahut da işte yok sözcüğü veyahut da mame olumsuz ki olmadığı için biz buna biçimce olumlu diyebiliriz. Biçimce olumlu tamam sıkıntı yok ama anlamca olumsuz. Dolayısıyla bu olumsuz bir cümle. Bu da olumlu bir cümle olduğunu bileceğiz. Çünkü bir cümlenin olumlu mu olumsuz mu olduğunu anlamı karar veriyordu. Gelmez miyim işte? Gelirim demek istiyor. O zaman bu olumlu bir cümle. Ama burada dikkat etsen gelmez miyim diye mazmez kullanılmış. O yüzden biçimce olumsuz olsa da anlamca olumlu cümle diyebiliriz. Şimdi en başta söylediğimiz yüklemi yerine göre gelelim. Yüklem sonda ise kurallı. Eğer sonda değilse devrik demiştik. Akşamlar kitapçıya uğramanız gerekiyor. Kurallı bir cümle. Çünkü yüklem sonda. İlerledi sakin adımlarla da ilerledi cümlenin başında olduğu için devrik bir cümle. Çünkü yüklem sonda değil başta. Burada yok yokmuş da yine kurallı bir cümle. Niye? Çünkü yüklem sonda. Ne beni dinliyor da ortada bir yüklem var. Tamam ama birden fazla yüklem olan cümlede olsa. Eğer birden fazla yüklem olan cümlede de
En sonda yine yüklem varsa biz bunu kurallı kabul ederiz sonuççum. O yüzden bu da kurallı cümle. Gelmez miymiş deyse hiç zarf tamlayıcı cümlenin sonunda ama yüklem en başta. O yüzden bunu da biz yine kuralsız devrik cümle olarak kabul ederiz. Şimdi geldik anlatım bozukluğu sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde dil bilgisine dayalı yani yapısal bozukluğa dayalı anlatım bozuklukları varmış. Bunu düzelteceğiz. Şimdi mantığımız neydi? Bağlantıları kurmaya çalışıyorduk. Birbirlerini çok iyi anlar, güvenirlerdi diyor bak. Birbirlerini anlar, birbirlerini güvenirlerdi. Aa, birbirlerini güvenirlerdi olmaz. Birbirlerine güvenirler dememiz lazım. O zaman birbirlerine dediğimizde eğli bir şey olduğu için burada yer tamlayıcısı eksikliği var. Yani diğer bir deyişle dolar cümlesi eksikliği var. Yer tamlayıcısı eksikliği. Çünkü niye? Sen birbirleriniyle bu ifadeyi kullanabiliyorsun ama diğer ifade yani diğer yüklemi kullanamıyorsun. Zaten dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları daha çok yani yapısal anlatım bozuklukları daha çok içerisinde birden fazla yüklem olan ya da işte fiilimsi bulunan cümlelerde oluyor. Tonguç çok akıllı ama dikkatli değildir. Şimdi burada Tonguç çok akıllı ama dikkatli değildir de sanki bozukluk yok gibi. Yok ama, hocam her şey yolunda. Her şey yolunda duruyor ama dikkat et bak. Tonguç dikkatli değildir. Bunu biliyoruz. Ama Tonguç akıllıdır demek istiyoruz. O zaman burada dırı kullanman gerekiyor Tonguç evladım benim. Çünkü buradaki değildir de buraya kullanırsan şöyle. Tonguç çok akıllı değildir ama dikkatli değildir gibi oluyor. Burada da biz bu tarz anlatım bozukluklarına Tonguç çok akıllı değildir oluyor hocam. Aynen. Bu da doğru değil. Sen akıllı bir çocuksun. Burada iki kelime eksikliği var. Yani hem olumsuzla hem olumluyu aynı ek fiil üzerinden kullanamazsın. Ek kelime eksikliği var. Herkes dersi dikkatli dinliyor, çıt bile çıkarmıyordu. Bu örneği en başta da vermiştik. Şimdi herkes, hepsi bunlar olumlu yüklemlerle kullanılır. Hiçbiri, hiç kimse, kimse ise olumsuz yüklemle kullanılır. Şimdi herkes dersi dinliyor diyebilirsin. Herkes çıt bile çıkarmıyordu diyemezsin. Buraya kimse demen lazım veya hiç kimse demen lazım veya hiçbiri demen lazım. O yüzden burada Tonguç evladım benim özne yüklem uyuşmazlığı var. Özne yüklem uyuşmazlığı da anlatım bozukluğuna yol açmış. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça okunmaz oluyor. Şimdi burada virgül vardı. Burada ama bağlacı vardı. Burada virgül vardı. Yapısal bağlantıyı iki sağlam bir bağlayla bulmuştuk. Ama burada hiçbir şey yok ki. Ben burada nasıl bulacağım diyebilirsin. Deme. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça okunmaz oluyor cümlesine şuna dikkat edeceksin. Şimdi bak. Okunmaz oluyor. Tamam. Bir yüklem ama bir de arttıkça diye bir fiilimsi var. Yani bir yan cümle var. O zaman burada da esasında birden fazla bir yargı var. Yani bu tür dergilerin sayısı artıyor, okunmaz oluyor gibi diyebiliriz. O zaman bak, bu tür dergilerin sayısı arttıkça bu tür dergilerin sayısı okunmaz oluyor. Hayır, bu tür dergiler bunlar okunmaz oluyor demesi lazım. Yani hatta şuradaki ini kapatsan da cümle düzeliyor bak. Bu tür dergiler sayısı arttıkça okunmaz oluyor dememiz gerekiyordu. O yüzden burada da yine özne eksikliğinden kaynaklı bir yapısal anlatım bozukluğu var. Hatta bunu sana daha kolay bir örnekle de göstereyim. Bak bunu sınavda hocan sorarsa diye. Diyelim ki bir isim söyleyelim mesela. Diyelim ki Arda. Arda'nın işte kolu kırıldığından diyelim. Allah korusun kimsenin kolu kırılmasa bile okula gelmedi. Şimdi burada anlatım bozukluğu yok gibi duruyor. Arda'nın kolu kırıldığından okula gelmedi. Ama çok dikkatli baktığın zaman burada bir fiilimsi var Tonguç evladım benim. Ve bu fiilimsi esasında cümlede ikinci bir yargı oluşuyor bak. Arda'nın kolu kırıldı ve okula gelme diyoruz. Şimdi Arda'nın kolu kırıldı diyebilirsin ama Arda'nın okula gelmedi diyemezsin. O yüzden de ne yapman lazım? Şöyle demen lazım. Arda kolu kırıldığından okula gelmedi ya da Arda'nın kolu kırıldığından o okula gelmedi demen lazım. Diğer türlü yüklem eksikliği oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi geldik başka bir heyecanlı sorumuza. Yazım ve noktalama hatalarını düzelttiniz demiş. Şimdi bundan da mutlaka her sınavda hocalar sormayı çok seviyorlar. Biz de tabii ki vazgeçemedik. Hemen yazılımımıza da bunun provasını ekledik. Bugün burada toplanmamızı sağlayan 3 önemli şey şudur demiş. Şimdi bir kere bugün bitişik yazılır. Bugün bitişik yazılım var. Burada birinci hatamız var. Buradan yazımı doğru. Ama bugünden bahsedeceğim. Bugün niye bitişik yazılır? Hayır bugün. Yani bugün burada toplanmamızı sağlayan 3 önemli şey. Şu gün deseydi. O zaman ayrı olurdu. Ama bugün, yarın gibi zaman anlamındaki bugün bitişik yazılır. Burada toplanmamızı sağlayan değil, sağlayan olacak. 3 önemli şey şudur demiş. 2 nokta üstüne koymuş. Başarı, evet B küçük yazılabilir çünkü cins isim. Arkadaşlık ve dürüstlük, ha burada 3 nokta değil nokta koymalıydı. Niye? Çünkü 3 önemli şey demiş ama sanki örnekler devam edecekmiş gibi 3 nokta koymuş. Hiçbir bitişik yazılır, burada yine bir sıkıntı olmuş. Taraf darı değil, taraf tarı olduğumuz takımı iyi gün,
ya da ayrı yazılır. Kötü gün fark etmeden fark etmek ayrı yazılır. Desteklemekten değil desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Vazgeçmek bir yazılır. 1943'ten beri değişmeyen tek gerçek budur şeklinde tanımlayabiliriz. Bu arada Tonguç'um sen LGS'ye az bir zaman kaldığı için artık yapman gerekenleri biliyorsun. Bilmiyorum hocam. Bak birincisi tostumuzda 7. adımda tüm konuları tekrar edecek şekilde hazırladık. Bu tüm tekrar testleri var çeşitli Türkçe Matematik Fen'de. Buradaki tosttaki yeni nesil soruları mutlaka çöz. Ama sana esas haber vermek istediğim şey ücretsiz bir şekilde bak buraya dikkat et. Ücretsiz bir şekilde Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından LGS son tekrar programı alabilir. Ve bu program sayesinde LGS'ye dair bilmen gereken şeyleri ve nasıl ders çalışacağını gün gün, saat saat veya esnek bir şekilde sana uygun programlardan çalışabilirsin. Bu programı gidip Kıtasya'dan, Tonguç kitapçısından ücretsiz isteyebiliyorsun. Hocam keşke bunları da ücretsiz verseydiniz ya. Bunları ücretsiz veremiyoruz çünkü Tonguç'um bunların içerisinde hem detaylı hem de hızlı son tekrar programında bayağı bir güzel soruların olduğu kitaplar var. Hatta şöyle bir tanesini göstereyim. Şöyle bak göstereyim. Son tekrar kitapları Fen, Matematik, Türkçe, İngilizce, İnkılap. Kaç kitap var hocam? Toplam 9 kitap var burada. 1002 yeni nesil nitelikli soru var. Normal soru değil. Hepsi yatay, hepsi orijinal sorular ve 57 konu çalışması var. 3-2-1 geri sayım denemelerindeki sorular zaten efsane. Direkt sınavdan önce 3-2-1 bitirişi. Evet, bitirmek istiyorsan LGS işini bu denemeleri mutlaka çözmelisin. Detaylı son tekrar setimizde ise Tonguç'um. Son tekrar kitaplarımız var. Tamam. Son tekrarların hepsi var. Tamamen yeni sınav tarzına uygun. Geri sayım denemeleri var ve yeni nesil soru bankaları dediğimiz yeni nesil Türkçe matematik hızlama denemeleri ve ilk tekrar LGS kitaplarını mutlaka buralardan çözmelisin. Burada da 1648 nitelikli soru ve 81 konu çalışması var. Bunları zaten ücretsiz olarak verdiğimiz LGS son tekrar programına göre çalışırsan sınavdan önce son tekrarlarını yapmış olursun ve bomba bir şekilde hayallerindeki liseye, hayallerindeki okula girmiş olursun Tonguç'um. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumları yolla. Sana güveniyorum evladım.